Uçanlar aslında Türk Hava Yolları personeli. Kurdukları İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği sadece ülkemizde değil, dünyanın farklı bölgelerinde de görev alıyor. İhtiyaçlar karşılanıyor. İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği şimdi Elazığ'da yapılan bir kampanya için yardım topluyor. Hedef, Elazığ depreminde zarar gören bir anaokulunun tekrar yapılması. Aslında prefabrik olarak inşa edilen okulun 23 Nisan'da hizmete girmesi planlanıyordu. Ancak koronavirüs salgını çalışmaları yavaşlatmak durumunda kaldı. Şimdi hedef hem THY personeli hem de bağışçıların desteğiyle çocukların hayal ettikleri okulun bir an önce bitirilmesi ve hizmete girmesi. Yaklaşık 700 metrekare alanda inşa edilen okulun 5 dersliği, yemekhanesi ve açık kapalı oyun alanları olacak. Günde 200 öğrencinin eğitim görebileceği okulda sınıflara ve meyve ağaçlarına hayatını kaybeden havacılık çalışanlarının isimleri verilecek. Bununla birlikte havacılığı sevdirecek oyunlar, etkinlikler ve eğitimler de düzenlenecek. İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin kurucu başkanı Sinem Güldal, inşa halindeki okul için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Şubat ayında inşasına başladığımız okulun pandemiyle birlikte inşasına ara vermek durumunda kaldık. Bu süreç içerisinde İnsani Yardım Derneği olmamızdan ötürü temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için desteklerimize devam ettik. Buna yoğunlaştık. Şu anda da yeni normalleşme süreciyle birlikte okulumuzun inşasına devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde de sizlerin desteklerini bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan almış olduğumuz izinle bir SMS kampanyası başlattık. Kampanyamıza destek olmak için 7723'e okul yazıp gönderebilirsiniz. Sizler de okulumuza 10 TL bağışlayabilirsiniz. O süreçte hiçbir şeyden haberleri olmadığı halde süreçten en zararlı çıkanların çocuklar olduğunu gördük. Soğuk kış şartlarında her şeylerini kaybetmenin verdiği endişeyi, hüznü gözlerinde gördük. Hepimizin hayatında olmazsa da olmaz dediğim şeylerden bir anlığına vazgeçebiliriz. Ancak çocukların sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, sağlıklı ortamlarda yetişmeleri, bilinçli ve bilgili bireyler olarak topluma kazandırılması olmazsa olmaz diyebileceğim şeylerden değil. O çocuklar bizim çocuklarımız. Gelin hep birlikte bu projeyi tamamlayalım, bu okulu tamamlayalım ve binlerce çocuğun kalbine hep birlikte dokunalım. Okulun inşasına destek olmak isteyen yardımseverler tüm operatörlerden okul yazıp 7723'e SMS atabiliyor. 10 lira da bağışta bulunabiliyor. Dernek gönüllüleri yurt içinde yaptıkları çalışmalarla birlikte sınırları aşan projelere de imza atıyor. Yardımsever ekip geçtiğimiz yıl Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bulunan Aşure Vakfı yetimhanesinde ve çevre mahallelerde yaşayan yüzlerce Afrikalı çocuk için uçtu. Daha önce de görevle geldikleri Darüsselam kentinde çocukların ne derece yardıma ihtiyaç olduğunu gören ekip, bir sonraki uçuşlarında bir organizasyon planlayarak bu kentte yaşayan çocuklara yardım eli uzattı. Birçok bölgesinde insan yaşamının kimsesizliğe terk edildiği Afrika'da gerçekleştirilen yardım, iyiliğin sınırlarını aşabileceğine en güzel örnek oldu. Türk Hava Yolları'nın işitme engelli misafirlerine işaret diliyle hizmet veren kabin memurları, İyiliğe Uçanlar Derneği gönüllüsü olarak Adana ve Mersin'deki okullara ziyarette bulundu. Çocuklara kırtasiye yardımı götüren ekipte bulunan kabin memuru Feride Emre, Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda çocuklar ile işaret dili aracılığıyla iletişime geçti. Kabin memurunun işaret dili biliyor olması çocuklara ayrı bir mutluluk kattı. Videomuzun sonunda tekrar sizlere hatırlatalım. Okulun inşasına destek olmak isteyen yardımseverler tüm operatörlerden okul yazarak 7723'e SMS atabiliyor. Bu bağışın bedeli 10 Türk lirası.